Ben diyorum ki şöyle değişik güzel bir şey yapalım. Böyle bukle bukle değişik, güzel yüzüne çok yakışır. Ha? Tamam. Bana bak, sen bugün biriyle mi buluşacaksın? Hı? Çabuk söyle bakayım, kim bu delikanlı? Hey dünya. Bana dediler seni istemeye gelecekler. O gün başıma bir ağrı girdi. Hala da devam ediyor. Hepsi senin mutluluğun için yavrum. Şu kız istemeyi halledelim. Kızı alalım, sonra da gidelim buradan. Devrim Hanım merhaba, Postlara hoş geldiniz. Hoş buldum. Şöyle bir biyografinize baktığımda Ankara doğumlu gözüküyorsunuz ama bildiğim kadarıyla Erzurum'da doğmuşsunuz. Evet, öyle yazıyor ama Erzurum doğumluyum. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Valla enteresan bir çocukluk. Bir askerin kızıyım ben. Çok yerde söyledim artık. Evet. Herkes biliyor. Yani memur çocuğu olunca biliyorsunuz özellikle asker ve polis aileleri çok geziyorlar. Çok tayinler, çok şehir, evet. Çok insan, çok kültür tanımak üzerinden geçti çocukluğum. Dolayısıyla renkli ve eğlenceli bir çocukluk diyebiliriz. Şanslı bir ailede doğmuşsunuz. Bildiğim kadarıyla aileniz sizi bu mesleğe getirdi. Evet, evet. Nasıl oldu? Hikayesini dinleyebilir miyiz? Valla ben aslında hep yine bir sürü yerde söyledim. Oldukça içe kapalı bir çocuktum ben. Çekirdek ailede öyle değilim ama dışarıdan biri geldiği zaman hep böyle annemin arkasına saklanan bir çocuktum. Fakat çekirdek ailem biliyordu ki ben öyle değilim. Oldukça mukallit biriyim, işte taklit yapıyorum, şarkılar söylüyorum vesaire. Böyle yeni ergenlik işte 14-15 yaşlarındayken Adana'da görevli o sırada babam. Adana Büyükşehir Belediyesi bir tiyatro kursu açmış gençlere yönelik. Anneme demiş ki babam bu kursa yazdıralım Devrim'i çünkü Devrim belki açılır bu sayede. Tiyatroya çok meraklı olduğumu da biliyorlar. Çok iyi bir izleyiciyim çünkü. Yani ailedeki herkes öyle. Dolayısıyla o kursa başlamamla beraber tabiri yerindeyse sahne tozunu yutup başka hiçbir şey düşünemez hale geldim. Sonra da çok şükür ki bu mesleğim oldu. Pandemi döneminde kitap yazmaya başladınız. Pandemide en iyi geçirenlerdensiniz diyebiliriz. Hani Aklımın Aynalı Çarşısı kitabını yazdınız. Daha sonra ise Söz Uçar Hasar Kalır kitabını yazdınız. Duygularınızı kağıda dökmek, milyonlarla paylaşmak nasıl bir şey? Vallahi tarifsiz bir şey. Hani demin oyunculuk üzerinden tarif ettiğim o neşeyi, zevki ve tatmini belki milyonlarla çarpmak lazım. O kadar, yani en azından benim için öyle oldu. Peki roman yazmayı düşünüyor musunuz? Daha sonra olursa belki senaryosunu bir filme uyarlarsınız. Zaten olursa bu bir roman olacak. Hı-hı. Yani daha doğrusu tam roman olur mu bilmiyorum ama novella dediğimiz hani kısa roman türünde bir şey olacak galiba. Dolayısıyla ne yazacağımı, bütün çatısını falan biliyorum. Sadece başına oturmadım. Boyumu aşarsa da vazgeçeceğim. Yani oralarda haddimi bilmek istiyorum. Özetle öyle. Biz sabırsızlıkla bekliyoruz çok, üçüncü kitabınızı. Çok teşekkür ederim inşallah. Camdaki Kız'ın çekimleri nasıl gidiyor şu an? Yorucu. Yani Camdaki Kız ya da bu şu anda çekilen hangi dizi olursa olsun süreler nedeniyle çok uzun saatler ve yorucu saatler çalışmak zorunda kalıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Yani buna biz bir şey yapamıyoruz. Biz sadece böyle mecralarda dile getiriyoruz. Bu hepimizin problemi diye. İnşallah çözüm bulacaklar. Şöyle bir şey merak ediyorum. Günümüzde psikolojiye odaklanan filmler, diziler çok ilgi görüyor. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Valla kendi oynadığım dizi üzerinden söyleyecek olursam galiba bizim gibi baskı meselesi güçlü toplumlarda, feodalitesi yüksek toplumlarda şunu görmeyi seviyor seyirci. Yani benzer bir şey bende de var. Bu kadar şiddetli olmasa da ben de benzer bir şey yaşadım. Ya da ben kendi sorunlarıma sorun diyormuşum. İnsanlar neler yaşıyor meselesi üzerinden bir tür sağlama yaşıyor galiba insanlar. Bence sadece bizim toplumumuzda değil. Dünyadaki herkes psikolojik derinliği olan hikayeleri, ister roman olsun, ister tiyatro oyunu, ister sinema ya da dizi. Seyirci bunu merak ediyor.
Peki sizi çok güçlü görüyorum. Ekrandan da hep izliyorum, takip ediyorum. En zor anlarınızda nasıl sorunlarla savaşıyorsunuz? Nasıl güçlü durabiliyorsunuz? Güçlü olmak zorundayım demeyerek. Çünkü her şeyi akışına bırakıyorsunuz. Yani akışa bırakmak değil, kabul etmek. Evet. Ya bir kere önce başınıza bir şey geldiğinde idrak edip yola devam edebilmeniz için önce kabul etmeniz gerekiyor o şeyi. İsyan etmeden kabul etmek gerekiyor. Yani ben her zaman güçlü olmak zorunda değilim mottosuyla hareket evet. ediyorum. Yardım istiyorum, kendimi ifade ediyorum. O güçlü görüntü benim muhtemelen sesimden ve yoksa hiçbirimiz o kadar güçlü olmak zorunda değiliz. Mücadeleye devam etmek başka bir şey. Devam etme isteği, hayatın devamı için daha ileriye bakma evet. isteği başka bir şey. Güçlü olmak zorundayım hissi başka bir şey. Buradan altını çizerek söylüyorum. Hiçbirimiz hiçbir durum karşısında o kadar güçlü olmak zorunda değiliz. Biz birer zavallı fanileriz. Yani bilmediğimiz bir dilden bir hikaye geliyor başımıza. Evet. Sadece o dili öğrenmek bile zaman alıyor. O yüzden ben ölümlerde falan da kimseye güçlü olmak zorundasın falan demem. Ağla derim. Ağla, rahatla, yasını tut. Hiçbir şeyi erteleme. Çünkü benim bunları öğrenmem çok zaman aldı. Çok böyle tecrübeyle öğrenen evet. biriyim ben. O yüzden hakikaten güçlü olmak zorunda değiliz. Ben aslında yok. Acılarımız da bize bir şey öğretiyor. Hepsi büyük öğretmen. Onları madalya yapmadığımız sürece evet. hepsi büyük öğretmenler. Ben öyle düşünüyorum en azından. Peki sizin için bir aşk kadını diyebilir miyiz? Evliliğiniz nasıl gidiyor, nasıl sürdürüyorsunuz? Valla aşk kadını tam olarak ne onu da bilmiyorum. Yani bu çok duyduğum bir tabir benim ama yani aşksız hayat nasıl olur onu da bilmiyorum. Aşkı sadece yani şurada gördüğüm şey de büyük bir aşk. Havanın dün soğuk, bugün böyle bahar gibi olması da benim için böyle müthiş beni yükselten, benim içimi yükselten her şey aşk. Yani gördüğüm, sevgi de olsunuz. Gördüğüm bir bebek, bir bebeğin adım atması, öğrenme isteği, efendim bir yaşlının dans etme hali ve hayata devam etme hali, ne bileyim gelen güzel haberler falan, bunların hepsi aşk. Dolayısıyla her şeyi aşkla seven biriyim ben. Yemeği, dostlarımı, kardeşlerimi, ailemi, tanık olduğum her şeyi. Dolayısıyla sıkıntılarımı da aşkla seven ve kabul eden biriyim. Bu hayatta bugüne kadar kazandığınız en önemli şey nedir size göre? Enteresan bir soru. Kendim olmayı öğrenmek galiba. Bu biraz zaman aldı. Yani benim kuşağım için, benim kuşağımda yetişen kadın erkek herkes için evet. biraz zaman alan bir şeydi. Bize birey olmakla bencil olmak birbirine karıştırıldı ve birey olmak çok kötü bir şeymiş gibi öğretildi. Çünkü bir birey olduğunuzda kendinizle karşılaşıyorsunuz hı hı. ve siz kimsiniz? Encamınız, eniniz, boyunuz ne kadar ve çapınız ne kadar? Bunları anlamak benim kuşağım için biraz zaman aldı. O benim en değerli hazinelerimden bir tanesi. Ben kimim? Teşekkür ediyorum tekrar. Ben çok programımıza katıldığınız için, bu kadar yoğun bir tempoda olduğunuzu biliyorum. Çok minnettarım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi. Kolay gelsin. Teşekkür. Anlatma sonrasını. Koskoca Sivas'ta bütün kızlara kral mı girdi de bu ecnebi gelindiği tutturdu? Ya hayat onun hayat. Bize ne ya? Ya kızın adını bile söyleyemiyorum ben. Ne demek bize ne? Rafet. Ne olur Allah'ını seversen yavaş yavaş söyle. Ne oldu? Kime ne oldu? Kurban olayım ne olur? Dur Gülce, dur. Otur bakayım, otur. Pervin Hanım, babanızın sadece üniversiteden arkadaşı değil. Gülce Hanım. Sen sus Rafet.